Arkadaşlar var. Yakıt cümlesi. Ekumen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ses tonumuz Sıkıdan Avustralya. Evet, Ali Hanım'a bu güzel açılış için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 23 Nisan, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ali Hanım da söylediği gibi bugünkü test konumuz Skoda Octavia 1.0 Mild Hybrid Style Paket. Model Çeklerin Otomobil Devleti Skoda tarafından Çekya'nın Mledev Boleslav şehrinde üretilmekte olup fabrikanın %40 üretimini kapsamaktadır. Yani bu veriye bakaraktan Skoda Octavia'nın Skoda'nın amiral gemisi olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Skoda Çek dilinde hasar anlamına geliyor, zarar anlamına geliyor. Yani çok ilginç bir seçim. Bir insan neden bir arabaya hasar ya da zarar anlamını koyar? Enteresan ama maalesef aracın Çekçedeki anlamı bu şekilde arkadaşlar. Skoda Çekliğinde Skoda Avrupa'nın en eski otomobil üreticilerinden bir tanesidir arkadaşlar. 1895 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Clement ortaklığıyla bir bisiklet fabrikası olarak kurulmuş ilk olarak. Hemen 4 sene sonra 1899'da motosiklet üretmeye başlamışlar ve 1905'ten itibaren de otomobil üretimine geçmişler arkadaşlar. Vaclav Laurin ve Vaclav Clement ikisi birleşerekten Laurin Clement Corporation isimli şirketi kuruyor. Şirketin kurucuları onlar oluyor arkadaşlar. 1925 yılında Pilsen grubuna bağlı Skoda Mühendislik Grubu tarafından yeni bir anlaşmayla Laurin Clement Corporation birleşiyor ve Skoda Auto ismini alıyor ve nihai olarak Skoda ismi bu şekilde günümüze kadar geliyor. 1991 yılında da Alman otomobil devi Volkswagen AG tarafından satın alınıyor. O yıllardan beri de halen daha Volkswagen tarafından yönetilmekte. Model ismini 1959 ile 1971 yılları arasında aynı isimli Octavia isimli bir araçtan alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusların kontrolüne geçen Çekya'da Skoda'nın kontrolü Rusların eline geçmişti ve Ruslar da o dönemde Octavia ve Felicia isimli iki modeli piyasaya sürmüşlerdi. Şu andaki yanımızda bulunan Octavia da bu 1959'da 71 arasındaki Octavia isimli araçtan adını alıyor arkadaşlar. Şu anki test konumuz Skoda Octavia ise 1996 yılında Volkswagen kontrolündeyken piyasaya sürülmüş olup 4 nesildir bizlerle birlikte ve şu anda da en son kasamız 2019'dan beri üretilen Octavia'nın 4. kasasında birlikteyiz arkadaşlar. Aracın ilk kasası 1996 ile 2004 yılları arasında üretilmiş. 1. kasa olarak geçiyor. 2000 ile 2010 arasında da hala daha üretilen bazı Skoda modellerimiz var. Bunlar Tour ve Kombi modeli. 1. kasa 2010 yılına kadar üretilmeye devam etti. Ama tabii biz şu anda kendimize Skoda Octavia 5 kapılı liftback'ini baz alacağız. Bu da dolayısıyla 2004 ile 2013 yılları arasında 2. kasa. Hem makyaj hem de kendisi beraber piyasaya sunulmuş. 2013 ile 2019 yılları arasında 3. kasamız yine piyasada oluyor ve son olarak da karşınızda gördüğünüz 4. kasa şu anda bizlerle birlikte arkadaşlar. Evet, aracımızda aynen Volkswagen Golf'te olduğu gibi 1.0 mild hybrid motor var. 48 voltluk bir sistem var içerisinde. Bu sistem aracın yürümesine destek olmuyor ama aracın elektrik sistemlerine motor kapalı olduğu zaman destek veriyor arkadaşlar. Aracımız 1000 motor, 3 silindirli, 110 beygir gücünde. Maksimum torkunu 200 Nm ve bunu 2000 devir ile 3000 devir arasında veriyor arkadaşlar. Üzerinde 7 ileri oranlı kuru kavrama DSG bir şanzımanımız var. Aracımızın boş ağırlığı 1374 kilo WLTP verilerine göre. Tabii bu üzerinde 75 kiloluk bir şoför ve tüm yakıtları %90 oranında dolu olmak kaydıyla. Aracımızın şehir içi test tüketimi 6.6 litre, şehir dışı da 4.4 litre. Biz tabii testlerimizde mümkün olduğu kadar bunları aşağı düşürmeye çalışacağız. Bakalım Skoda Octavia 1.0 motorun hakkını ne kadar verecek? Dilerseniz şimdi testlerimize geçelim ve yakıt tüketimimizi hep beraber görelim. Şimdi şehir içi testimize geçiyoruz. Şu anda Kuşadası'ndayız. Kuşadası Güzel Çamlı semtindeyiz. Buradan Kuşadası'nın girişindeki Pigele plajının yol girişine kadar ilerleyeceğiz. Yaklaşık 25 ila 30 km bir yol gitmeyi düşünüyoruz. Bunun neticesinde de bakalım test tüketim verilerimiz ne olacak? Şu anda yol bilgisayarımı sıfırlıyorum arkadaşlar. Evet, yol bilgisayarım şu an itibariyle sıfırlanmış oldu. Yola çıkabiliriz. Gerçekten de çok kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Hız sabitleyici kullanırken belki de tabii siz gaza siz basmıyorsunuz. Araba sizin yerinize basıyor. Yani yelken moduna geçmeyi biraz daha temkinli yapıyordu ama şehir içindeyken özellikle dikkatimi çekti. Ayağımı gazdan çeker çekmez hemen yelken moduna alıyor. Zaten belli bir ivmeyi de aldığınız zaman araç oldukça iyi gidiyor. Yani bu yakıt tasarrufu açısından oldukça iyi. Yani bu aracı bu anlamıyla çok beğendim arkadaşlar.
Arkadaşlar yaklaşık 16 kilometre oldu ve yol bilgisayarında 4.4 litre bir yakıt tüketim ortalaması var. Yani şehir içi böylese şehir dışını düşünmek bile istemiyorum. Muhteşem bir tasarruf. Yani hayran kalmamak elde değil arkadaşlar. Arkadaşlar 4.9 litre, yani bu bir şehir dışı tüketim testi değildi. Bu bir şehir içi tüketim testiydi ve 4.9 litreyi yakaladık. Yani araç inanılmaz derecede tasarruflu. Yani bir yakıt çimlisi, yani benim gibi bir yakıt çimlisi için tam ideal bir araç arkadaşlar. Yani yolda ilerliyorum şehir içerisinde. Araç belli bir ivmeye ulaşıyor. İleride bakıyorum trafik yavaşlıyor. Ayağımı gazdan çekiyorum. Hop hemen motoru kapatıyor. Mild Hybrid'in o elektrik motoruyla sistemler devrede bir şekilde ilerliyor ve hiç benzin yakmıyor. Yani bu şekilde çok güzel bir şekilde uyum yakaladım araçta. Ve araç, yani tamam belki başlangıç kısmı Güzel Çamlı, Davutlar, Kadıkalesi bu noktalar biraz daha açık trafiğin olduğu yerler ama Kuşadası'na yaklaştıkça trafik ve yokuşta eğimli yollar arttı. Görmüşsünüzdür, dur kalklarımız çok oldu. Dik yokuşlar çıktık ama buna rağmen araç da tasarruflu olmaktan hiç vazgeçmedi. Ve 4.9 litre gibi çok iyi bir rakam elde etti arkadaşlar. Yani ben hayran kaldım. Şimdi şehir dışı testimize geçeceğiz. Orada inanıyorum ki bunun çok daha ötesinde bir değer elde edeceğim. Buna eminim yani. Yol boyunca klimam açıktı. Hiç kapatmadım klimamı. Hava sıcaklığı şu anda 19 derece ama kabinin içerisinde daha fazla hissediliyor. Kuşadası çok sıcak bir yer. Güneş çok sert, yani çok dik bir şekilde vuruyor burada. Hız sabitleyici kullanmadık. Aracımız start stop açıktı. İhtiyaç olduğu sürece özellikle dur kalklarda start stop'u kullandı araç. Ve bunun neticesinde şehir içi test tüketimimize 4.9 litre gibi harika bir değer elde etti arkadaşlar. Ne diyelim? Darısı şehir dışını diyelim. Ve isterseniz şimdi şehir dışı testimize geçelim arkadaşlar. Bakalım orada ben eminim ki çok iyi bir değer yakalayacağız ama yine de temkinli olmakta fayda var. Ama aracın şu ana kadar gösterdiği performans çok çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şehir dışı testimize çıkacağız Skoda Octavia ile. Şu anda Kısıkköy'deyiz. Buradan Aydın istikametine doğru yaklaşık olarak 100 km'lik bir yol almaya çalışacağız. Bunun sonucunda da elde ettiğimiz yakıt tüketim verilerini sizlerle paylaşacağız. Bakalım Skoda Octavia 1.0 ATS'i motor bu 100 km'yi nasıl tamamlayacak? Daha önce Golf'ten hatırlıyorum, Golf'ü biraz zorlamıştık. Bol virajlı bir yoldan gitmiştik. Octavia için biraz daha düz bir yol. Belki Octavia ağırlık olarak daha fazla olabilir Golf'e göre ama ben başarılı bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum. Şu anda hava sıcaklığı dışarıda 22 derece. Oldukça sıcak bir hava var. Aslında ideal bir sürüş ortamı var. Yol boyunca klimamız açık olacak, serinletme anlamında. Yolun çok büyük bir kısmında otoban kısmı olduğu için burada hız sabitleyici kullanacağım. Mümkün olduğu kadar yakıt tüketimini düşürmeye çalışacağım. Bakalım bunun sonucunda katalog verilerine yaklaşabilecek miyiz? Ben de hayatımda ilk defa kullanıyorum Octavia'yı ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim şu ana kadar sürüş izlenimi olarak. Araç son derece konforlu. Süspansiyon kalitesi olsun, yalıtım olsun oldukça iyi. Ve ben bu aracın Türk aileleri tarafından tercih edilebilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. 1.0 ATS'i motor pek çok konuda beklentinizi karşılayacak bir motor. Dilerseniz şimdi testimize geçelim ve bakalım Octavia aracımız bu 100 km'yi nasıl tamamlayacak hep birlikte görelim. Tabi teste başlamadan önce her zaman olduğu gibi yakıt tüketim verilerimizi sıfırlıyoruz. Şu anda her şeyi sıfırladım. Evet, şu anda yola çıkabiliriz arkadaşlar. Thank you.
Evet, şu ana kadar yaklaşık olarak 35 kilometrelik bir mesafeyi geride bıraktık. 35 kilometrenin sonucunda da yol bilgisayarında 3.5 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması var. Belki de şu ana kadar yaptığımız testlerin hepsinden daha iyi bir test sonucu çıktı arkadaşlar. 3.5 litre muazzam bir sonuç. 35 kilometre başlangıç olarak Octavia bize gerçekten de çok düşük yakıt tüketimleri vaat ediyor. Bunu da görebiliyorsunuz. Bakalım testimizin sonucunda nasıl bir değer elde edeceğiz ama şu anda bile Octavia'nın ne kadar iddialı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 75 kilometreyi geride bıraktık Aydın istikametine doğru ve şu anda yol bilgisayarında 3.6 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması veriyor. Şöyle ayrıntılı kısmını da size göstereyim. Klimam açık. 75 kilometreyi yolu geride bıraktım ve 3.6 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması elde ettim arkadaşlar bu mesafe içerisinde. O 0.1'lik artışta Aydın tüneline girerken arkadaşlar hafif bir yokuşumuz var. Böyle 1-2 kilometrelik. Orada biraz araç tüketim ortalamasını yükseltti. Onun dışında düz bir yolda ilerliyoruz. 3.6 litre çok iyi. Bakalım sonuçta neler olacak. Arkadaşlar şu anda Aydın merkeze geldik fakat daha 15 kilometre gitmem gerekiyor. O yüzden Nazilli istikametine doğru aracımı sürmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, an itibariyle 100 kilometreyi tamamlıyoruz. 100 kilometrelik testimizin sonucunda aracımızın ortalama yakıt tüketimi 3.8 litre. Hatta şu anda gördüğünüz gibi 3.7 litreye düştü. Sebebi de şu, Aydın'da bir şehir içi yapmak zorunda kaldık. Bu da biraz yakıt tüketimimizi arttırdı. Yani dümdüz 100 kilometre gitseydik büyük ihtimalle 3.7 olacaktı. Zaten kendisi de hemen 3.7'ye düştü. Evet arkadaşlar, uzun yol test tüketimimizin sonucu 3.7 litre. 3.7 litre şu ana kadar yaptığım testlerde aldığım en düşük oran. Yani en düşük, yanlış hatırlamıyorsam, daha önce 4.2 ile Renault 1.0 SC'ydi galiba. Onda da 4.2 oldukça iyi bir rakamdı. Ama 3.7 litre çok çok iyi bir rakam. Çünkü Renault Clio 5'in klasmanıyla Skoda Octavia 1.0'ın klasmanı aynı değil. Çok daha ağır bir araç, çok daha geniş bir araç. Tamam, mighty bit motorumuz var. Belli noktalarda bize destek sağlıyor ama böyle ağır bir kasayı 3.7 ortalamayla Aydın'a getirmesi gerçekten muazzam bir başarı. Yol boyunca klimamız açıktı. Ortalama hava sıcaklığı 22-23 ile başladık ama Aydın'a geldiğimizde 26 derece kadar çıktı. Sıcak bir hava vardı. O sebeple klimam sürekli açık oldu. Ve bunun neticesinde de 3.7 litrelik harika bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. Yani bu araç, şöyle söyleyebilirim, Türk aileleri için yani dizelle aynı. Premium sınıf değil belki ama kompakt sınıfta şu anda Skoda Octavia hem sunduklarıyla hem geniş iç hacmiyle, sürüş konforuyla kesinlikle tercih edilmesi gereken bir araç. Ben açıkçası çok beğendim. Ve hayatımda ilk defa kullanıyorum Skoda Octavia'yı. Yani Skoda Octavia belki test sürecinde kullandım ama ilk defa mild hybrid bir Skoda Octavia kullanıyorum ve bence çok başarılı bir araç arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. 3.7 litre çok dikkat edilmesi gereken bir rakam. Muazzam bir rakam. Yani resmen aşık oldum bu araca. Harika bir araç. Param olsa gider alırım ama tabii çok pahalı maalesef. Evet, toparlayacak olursam şehir dışı test tüketimimiz 3.7 litre. Şimdi dilerseniz bir de yokuş testi yapalım aracımızda. Evet arkadaşlar, şimdi de yokuş test tüketimi için Limontepe yokuşumuzu tırmanacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yol bilgisayarını sıfırladım. Bakalım Limontepe yokuşumuzun sonucunda yokuş test tüketimimiz ne kadar olacak arkadaşlar? Bu arada diğer testler yüzünden ön cam biraz kirlendi arkadaşlar, kusura bakmayın.
Evet arkadaşlar, yokuş şu anda sona ermek üzere ve şu anda tepe zirve noktasına ulaştık. Yokuş test tüketimimizin sonucu, test ortalamamız 7.2 litre. Skoda Octavia'nın yokuş performansı 7.2 litre arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Skoda Octavia aracımızın muhteşem test performans verilerini videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın demeden önce Aliye Hanım yanıma geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepinize kutlu olsun arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold.